Süpersiniz. Şimdi birazcık daha kürek kemiklerinin orta kısmına odaklanacağız. Benim çok sevdiğim, hep söylüyorum, diğer kanallarda bulmakta güçlük çekeceğiniz bir egzersizle devam edeceğiz. Ama bu egzersiz özellikle şu kısmı, yani kürek kemiklerinin üst kısmını çalıştıracak. Birçoğunuzun da kolun çağrısı özellikle zaten şurada. Yani şu kürek kemiğinizin üst iç tarafında. Çünkü oraya 3 farklı kas grubu bağlanıyor. Farklı kas grubunun çekiş açısından dolayı eğer kan burada duruyorsanız kulunçlar oraya yerleşmeye çok müsait. Biz ne yapacağız? Kollarımız 90 derecede dik durmuşken kollarımızı yandan arkaya doğru sıkıştıracağız. Bakın aşağıdan değil, yukarıya çıkarmıyorum. 90'da. Çok fazla bir hareket meydana gelmiyor. Ama gerçekten o bölgeyi çok net hissedeceksiniz. Hazırsanız 10 tekrar 3 set başlıyorum. Aralarda uzun dinlendireceğim. Merak etmeyin. Yeter ki doğru yapmaya çalışın. Dik durdum. Karşıya baktım. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. 2 set daha yapacağım bundan. Bıraktığınız anda yaparken de sanki hani burada bir şeyler var, o kulunçlar ve böyle sanki sıkışmak istemiyor. Sanki böyle sanki kemik gibi orayı böyle engelliyor, hareketinizi engelliyormuş gibi bir his o bölgede olabilir. Çok uzun süreli fibromiyaljı rahatsızlığı ile yüzleşiyorsanız da genellikle bu ve benzeri hisler karşı karşıya kalabileceğiniz hisler. Neden bende var? Acaba orada tümör mü var? O kadar ağrıyor, o kadar batıyor. Hani bu tarz, yani kafanızı karıştıracak. Acaba orada ne var bu kadar acıyan diye size sorular sordurtacak bir his olabilir kulunç. Çok dirençli olabilir, çok ağrılı olabilir. Bunu unutmayın. Hazırsanız iyice dinlendiysek ikinci sette devam edelim. Dönüyorum. Dik durdum. Karşıya baktım. Kollarım 90 dereceden. Dirseklerimi arkaya aldım. Sıkıştırdım. Bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Bir set daha var. Benim için de bu arada hani o bölgeyi böyle yoğun hissetmek iyi bir şey. Çok benim böyle bir kulunç ağrım yok. Rahatsız edici bir ağrım yok. Duruşuma mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ara ara bu kas grubunu çalıştırmak sizin adınıza da çok faydalı. Ağrılarınız varsa benim adıma da çok faydalı. Yani duruş bozukluğu zamanla gelişebilecek bir şey. Özellikle yaşla. Çünkü yer çekimiyle birlikte omurgamız böyle aşağıya doğru böyle çekilmeye çok meyilli. Dolayısıyla varsa böyle bir probleminiz, yoksa da her türlü egzersiz yapmak zorundayız. O bölgeleri çalıştırmak her zaman çok büyük avantajımıza. Hazırsanız son seti yapıyorum. Dönüyorum. Dik durdum, karşıya baktım ve başladım. 1 2 Sesler geliyor mu sırtınızdan? 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Sesler geldi mi?
Ne durumdasınız?